Merhaba, ben Atıl Ayturan. Yeni Revit dersine daha hoş geldin. Bugün dersinde kamera yerleşimi konuşacağız. İstersen tüm detaylara hemen başlayalım. Öncelikle kamera yerleştireceksen, bunu perspektif modunda değil de kat planlarında modunda yaparsan daha rahat edebilirsin. Burada tabii ki bazı versiyonlarda perspektif modu direkt yok. Yani şunu demek istiyorum. Üzerine geldiğimde ViewCube'un üzerine geldiğim zaman görünüm küpünün perspektif modu yok. Ama sizin kullandığınız versiyonda perspektif modu direkt destekleniyor da olabilir. Ben burada bu görüntüler olmadığı için bu perspektif algısını kamera yerleştirerek yapacağım. Kamera yerleştirmeyi şöyle düşün. Bir gerçek yaşamda bir kamerayı tripod üzerine bırakıp yani sabit bir görüntü almak gibi düşün. Kameramızı sabit bir yere yerleştirmemiz lazım. Bunun için zemin katımı ben seçiyorum ama sen farklı bir kat planı üzerinde de çalışabilirsin. Şöyle geldi. 3D View, kamera kısmına giriyorum ve kameramı yerleştiriyorum. Tabii ki ideal açı karar vermen gerekiyor. Şöyle tıkladım, elimi çekmeden alıyorum. Bakın, eğer ben buradaki focal length, şu gördüğünüz üçgen odak genişliğidir. Şuradaki kameranın lensi, şu üçgen odak genişliği ve farmin en ucunda bulunan drag, çekiştirme kısmı ise benim target'ım, hedefimi sembolize ediyor. Ben yarım tur çekersem, yarım turda odak genişliği tüm yapıyı kapsamayacağı için bazı detayları göstermeyecektir. O yüzden yapının tüm detayların görsele dahil olabilmesi için odak genişliğimi full çekiyorum. Şöyle full çektim. Sabitlemek için farmin sol tuşuna bir kez tıklayabilirim. Ve gördüğün gibi beni otomatik olarak buraya attı bu görüntüye. Biraz buradan drag deyip control noktalarından biraz çekiştirebilirim. Burada siyah beyaz görmek istemiyorsan da visual style gösterim stillerinden shaded renkli göster veya burada şu şekilde farklı gösterim modları arasında gezinebilirsin. Şu şekilde yapıyı görüyorum. Tabii ki dış cephe tasarımı olduğu için aşağıdan yukarı doğru bakması binayı olduğundan daha yüce, daha büyük gösterecektir. Tabii ki şu var. Gerçek hayatta da zaten siz bu yapıyı ziyaret ettiğinizde şöyle aşağıdan yukarı doğru göreceğiniz için mantıklı bir seçim olacaktır. O yüzden bunlara da dikkat edin. Bir müşteri bu yapıyı yanına gelip ziyaret ettiğinde nasıl bir izlenime kapılır? O yüzden bunu düşünerekten kameranızı yerleştirmek çok daha mantıklı olacaktır. Şuradaki bazı detayları da silelim. Şimdi burada biraz merdiven toprakta kalmış. Onu sonra toprağı boşaltabiliriz. Bu yapımızı daha önceden yaptığımız gibi. Evet, kameramızı yerleştirdik. Kameramızın açısından memnun değilsek zemin kata geri dönüp oynayabiliriz. Fakat kameramı göremiyorum plan üzerinde. Fakat perspektif moduna baktığımda bakın şu anda kamerayı 3D View 1 ismiyle isimlendirmiş. Tabii ki isim karmaşası olmasın diye şöyle görsel bir kaostan kurtulabilmek için özellikle kalabalık sahnelerde buna isim veriyorum. Şurada Rene, buna da Camera 1 diyelim şöyle. Daha kamera birimize isim verdik. Sonra zemin katıma geri döndüğümde çünkü kamerayı biraz daha editlemem lazım. Bu kameramı göremiyorum. Ama kamera sahneden silinmemiş. O zaman şöyle yapalım. Hala zemin kattayken kamerama giriyorum. Sağ klik yapıyorum. Ve buradan show camera. Kamerayı göster diyorum. Kamerayı göster dediğinde kamerayı yeniden editleyebilir. Üzerinde çalışabilirim. Kameranın üzerine biraz daha çalışmak istersen de burada biraz aşağıda eye elevation göz yüksekliği ve göz yüksekliği yani lens, target elevation yani şuradaki sembol, hedef yüksekliğini değiştirerek kamera üzerine biraz daha çalışabilirsin. Bunlara dikkat et. Çünkü kamera yerleştirdikten sonra dediğim gibi kamera kaybolur ve bunu geri çağırman gerekir. O detayla dikkat ettiğin sürece bir sorun yaşamayacaksın. Yine tabii ki sonradan kamera yönünü değiştirebilirsin. Kamera yönünü her değiştiğinde otomatik olarak buradaki izlenim de değişecektir. İstersen şöyle bir kısa bir deneme yapalım. Katıma geldim. Kameramı çekiştiriyorum bu tarafa doğru. Hedefimi değiştiriyorum. Ve tekrardan şöyle bakıyorum. Gördüğün gibi tabii ki
İdeal açı evi önden görmekti. Ama siz bu şekilde kamerasını değiştirebilirsin. Ve birden fazla da kamerada sen yine ekleyebilirsin. Şöyle ben işte bir geri alayım. Şu şekildeki bir görüntü çok daha iyi olacaktır. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.